kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kur'an-ı Kerim'in ırkçılığa bakışı nasıldır? Tabi bir Müslümanın aleminde olayların değerlendirilmesinin ölçüsü Kur'an ayetleri ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleridir. İnsan kendi aklına, kendi düşüncesine olayla değerlendiremez. Buna hakkı yoktur. Bizim ölçülerimiz, ölçü değerlerimiz Kur'an ayetleridir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleridir. Hucra suresinde Allahu Teala innemel mu'minuna ihvetun buyuruyor. Müminler ancak müminler kardeştirler. Peki mümin olmayanlar, mümin olmayanlar iman kardeşi değildirler. Nesebi kardeş olabilirler. Yani annesi babası bir olabilir. Tabi bu anlamda Hz. Adem Aleyhisselam bütün çocukları nesebi kardeştirler. Ama ancak müminler iman kardeşidirler. Dolayısıyla Kur'an'ın ölçüsünde kardeşlik vasfı imana göre belirlenmektedir. Hatta bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de bir ayette küfrü tercih eden akrabalarımız dahi olsa onları dost edinmemiz yasaklanmaktadır. Ey iman edenler! Babalarınızı ve kardeşlerinizi eğer küfrü imana tercih etmişlerse dost edinmeyin. Allah-u Teala'nın ölçüsü imandır. Eğer bir insanın babası inkar ediyorsa Allah'ı veya bir insanın kardeşi veya çocuğu veya eşi fark etmez. Eğer Allah'ı inkar ediyorsa o onun hakiki anlamda iman kardeşi değildir. Nese bir kardeşi olabilir ama iman kardeşliği yok olmuştur. Öyleyse Kur'ani ölçüde kardeşliğin ölçüsü imandır. Bu böyle. E diğer taraftan Takva da bizim için çok önemlidir. Madem ki Kur'an-ı Kerim kardeşliğin ölçüsünü iman vasfı olarak göstermiş, öyleyse ırkçılık yapan bir insan imanımıza aykırı, İslamiyete aykırı bir özelliği üzerinde barındırmış oluyor. İşte bu insana biz acıyacağız, üzüleceğiz ama bileceğiz ki bu hastalık, bu virüs, bu zehir, bu kanser bu kangren onu mahveder. Ben de aynı hastalığa bulaşmamak için tedbir almam gerekiyor dememiz lazım. Evet, bizim mümin kardeşlerimiz ne yazık ki böyle bir hastalığa düşebiliyorlar. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de bunun benzerleri pek çok olmuştur. Ta geçmişe dönelim. Hud suresinde Hz. Nuh aleyhisselam gemiye binmiş, inanları bildirmiş ama oğlu Kendisine iman etmemiş ve gelmiyor. Hazreti Nuh aleyhisselam oğlunun bu akıbetini bildiği için hem peygamber hem babalık şefkati hepsini kullanarak bütün şefkat ile bütün merhametiyle evladını gemiye davet ediyor. Ancak oğlu gelmiyor. Derken Nuh aleyhisselam Rabbimize yalvarıyor. Ya Rabbi benim ailemden birisi o. Ne olur onun da gemiye binmesi nasip eyle. Tabi peygamberler dua ederler. Elbette bizler de dua edeceğiz. Ama Allahu Teala Hz. Nuh Aleyhisselam'ı şöyle uyarıyor. Hayır diyor. O senin ailenden, ehlinden değildir. Bakın. Allah Kur'an'daki ölçüsüyle bize bildiriyor ki eğer bir insan Allah'a iman etmiyorsa o onun oğlu da olsa hakiki anlamda oğlu değildir. Onun babası da olsa hakiki anlamda babası değildir. Nitekim Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'a o senin ehlin değildir diyerek kıyamete kadar bütün insanlığa o muhteşem dersi veriyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bildiğiniz gibi nice sahabiler inanmayan babalarına, kardeşlerine ve çocuklarına silah çekmişler, kılıç çekmişler ve belki de bir kısmı onları öldürmüştür. Öyleyse Bizim Kur'ani vasıfla göre, vasfa özelliğe göre kardeşliğimizin ölçütü ve ölçüsü imandır. Bu imanı kazandıktan sonra ikinci ölçü takvadır. Çünkü Kur'ani ölçüde insanlığın üstünlük vasfı ve kalite vasfı ve değer vasfı nesebi, ırkı ve bölgesel özellikler değil, takva. Allah'a ibadet Allah'ın günahlarından sakınma ve Allah'ın emirlerini yerine getirme ölçüsüne göre değerlendireceğiz.